İKAS hızında e-ticaret nedir? Bence İKAS, e-ticaret siteni sık diye açmaktır. İKAS, tek ekrandan tüm dünyaya satış yapmaktır. İKAS satışlarınızın katlanarak artmasıdır. <laughs> İKAS, 7.24 yanında. E-ticarete İKAS'la başla. İKAS hızında e-ticaret. Türkiye'nin en sevilen online marketi Migros hemen sunar. E, fakat birden şu, şu eleştiriler şunlar. Tayyip Talha'yı so sokuyor hoca. Hı, hı Bahtiyar. Bunlar daha oynamamış. Hiç oynamamışlar bunlar. Hocam orada artık fiziksel kalite ihtiyaç yok. Orada biraz oyun devamlılığını, oyun devamlılığını getirdiği alışkanlığa ihtiyaç var. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum. ben. Artık orada son 10 dakika fizik kalite değildir. Oyun aklı seni orada tutar. Hiç oynamamışlar bunlar. Doğru mu söylüyorum? Tayyip de şeyde. Doğru. Son 15 dakika olmaz bu. Ben ben böyle şampiyonluk verdim hocam. Fenerbahçe'ye karşı kaybettik. Libero çıktı hiç oynamamış, şey girdi. Bir değiştirdik. Hep bende kalmıştır o. Aman stoperlerle çok oynamayın. Yani ve böyle eleştiriler geldi. Bak şeyi kabul ediyorum. Eksiklerle olmuş bir 15 dakika kabul ediyorum. Hı -hı. Peki bu eksikler tamam. Peki hamleler doğru muydu? Hayır. Bronk Hayır. Değil değil mi hocam? Evet. 67'de bile. Gel buraya bana göre çok yanlış artı hiç oynamamış iki tane. oynama devamlı çok az iki tayıptayla eee oyunun finalini şeyle bahtiyarla bitirmek bana göre yanlış tercihler. Siz A Milli takım için bazen anlatırsınız. İşte 18-19 yaşlarında A Milli takımda top oynarken işte e, takım kaptanınız soyunma odasında sizi toplayıp evet beyler 15 dakika golleyemiyoruz. Evet. konuşmasını yapardı diye. Takım kaptanımız şey, bu adında ben Fatih, Fatih, Fatih Hoca. Hoca. Fatih Hocam. Ee... Fatih Hoca. Beşiktaş'ta bu değişiklikler, yani hem Tayyip'in hem Bahtiyar'ın evet. oyuna girmesi şu demektir. Evet beyler son 15 dakika gol yemiyoruz. Aa, bravo hocam. O, o odur. Bravo. Ve, yani o son 15 dakika. Ve savunarak yemiyoruz. Evet, savunarak yani, yemiyoruz. Bizde falan kalıyor değil yani, topluluğa sokuyorsunuz. Değil. Bak, geliyorlar, bir de benim geliyorlarım vardır Tabii, ya. Geliyorlar. Sam Spor'da yardımcı antrenörü rahmetli Erdoğan hocayla. Devamlı geliyordu karşıda. Galatasaray'la oynuyordu. Samsun'u Samsun yardımcı yardımcı dedim. Hocam geliyorlar diyordum. Bir, iki, üç. Metin gelecekler tabii dedi. <gülüyor> Samsun. <laughs> Beşiktaş'ta şey mi, şey mi, Gelecekler tabii rakip dedi. Galatasaray'la oynuyoruz dedi. Burada da Bahçe'nin Van Bronkos'un hamlesi. Beyler geliyorlar. Aman gol yemeyelim. E gol yemeyelim de mümkünse derin savunmayı yapalım ve hiç yapamadığı Beşiktaş'ın o derin savunmayı yapalım dedi ve birbirine yakalandı. Böyle yakalandı onu doğru bulmadım yani top kalsın isteseydi yani top kalsın öyle yani süreye oynayalım. Ne yapabilirdi hamle yani olarak şimdi biz yapmaması gerekeni değil, söylüyoruz aşağı siz kulübeye baktığınızda hiç değiştirmemeli miydi doğru oyuncu mu değiştirmedi biraz da böyle söylemek için biz yorumcu için çok kolay oluyor alternatif söylemiyoruz. Hocam meslektaştan iltifat almak en değerlisidir. Evet. Benim e, ikinci 2B'deki iki ilk maçım deplasmanda Adıyaman Spor'laydı Ve toplam 13 oyuncu ile gittik. Hı -hı. Ben zaten ligin başlangıçlarında 3-4 gün kala geldim. Oyuncu yoktu İşte Yönetim apart apart takım kurmaya çalıştı. Ee, İbrahim Ülüm diye bir sant forum var. İdmansız. Ama şeyi biliyorum. Attınız mı kalıyor top yani. Mıknatıs gibi Hı -hı. bir oyuncu. Kuvvetli şeyi var. Tutuyor. Ondan sonra 1-0 öndeyiz ama geliyorlar geliyorlar. Tek kale yaptı. Geliyor, 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 ha? geliyor. Ben işte 67, 68 gibi şeyi gördük. Hadi İbrahim dedik. Isındı, geldi. Ondan sonra sol öne... koydum hocam. Sol ona. Santforum zaten şey. Savunmak istiyorsun, değil mi? Savunmak istemiyorum hocam. Hayır ama yani gol yememeye çalışıyorum. Gol yememek istiyorsun işte. Yani savunma, gol Ya baş, çareyi de şöyle düşündüm. Ya buna atarız kalır top. Çünkü Santford'u uzun Vücudunu istiyordu? Tayfun Türkmen de Sanford'da. O da. onda da kalıyordu top hatırlıyorsun. Tabii, 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 Hocam hakikaten atıyor, arkadan Mehmet yüksek İngilizce çıkıyoruz. Atardın, Mehmet atardın ya tabii. diyor. Onları fenomen tipi odur ya Mehmet İbrahim Ülüm alıyor topu. Bir dönüyor. Bir sağ kalçayı dayıyor. Omzunu dayıyor. Dürtüyor. Şey yapıyor falan. Bütün takım çıkıyoruz. Orada bayağı bir 45 saniye, bir dakika, bir buçuk dakika gidiyor. Direğe götürüyor falan filan. Öyle bitirdik maçı. 1-0 yendik. Bindik otobüse, havaalanına gidiyoruz. Yardımcılardan bir tanesi geldi. Hocam aldım maçı dedi. Yok ya dedim işte şansımız da vardı falan filan. On üç iyi gördük falan, yemedik. Ya dedi İbrahim almasaydın kaybediyorduk dedi yani. Yani benim öyle çok hikayem yoktur. Genelde kaybediş hikayeleri de <gülüyor> benimki. <gülüyor> benimkiler. O yüzden hatırlıyorsun zaten. Ama kazandığım için bir tanesini tabii, hatırlıyorum. Tabii yok. Ama meslektaşlarla övgü almak önemli. Ee, ama bazen de hocam Semih, yani evet. Semih için söylüyorum... Hiç, hiç şans almadı Semih, hocam, kenarda kaldın. Semih kaldı. almadı. Semih anladı, anlamadı. Öyle oldu, böyle oldu. 4 oldu, 9 oldu. Ben onu mu bilmem? Ben şunu bilirim ama. Hocam attınız, vücudunu attınızsa kalıyor bu çocuklar. Bunu söyleyerek de bir şey yapma, sende kalsın ha. desen de yapar onu biliyor musun? Evet. Döner yapar, foul evet. alır. Seni oraya, Hocam oyunu oraya bir daha taşırsın. söyleyeyim. Ne, ne denilecekmiş? Ne denilecekmiş Semih'e? Sende kalsın. Sende kalsın. Evet. O kadar. Al topu eve götür de. Tabii Verme. Al eve götür. Verme kimseye. Arkadaşına ben rakibe de verme. Soğur. Sana ait. Sana ait, evet. Sana ama bizi ait. oraya getir. Olasılıkları söylüyorum. Bir, faal olacak. Evet. Çıktınız. İki, bulursa gidecek. Ağır ağır gidecek ama gidecek. Üç, üçü söyleyebilir miyim? Üç. Kalçasını dayası. Dayayacak kalçayı. Kalacak. Hiçbir şey olmasın. Çekecek. Bir şans bulma şansı. Yani birine iade yapma şansı olacak. Dolayısıyla Semih'in o bölümde kullanılmamış olmadığı, İbrahim Yılmaz örneğini ondan dolayı verdim. Evet. Bazı santforları sol çıktı oynattığınızda Hı -hı. hani vücudunda kalıyorsa tutar oyunu. Top orada kalırsa ha. sen gelmesen bile rakip gelecek Tabii oraya. Gelecek. Sayısal olarak eksilecek. Ya ben büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum savunmacının. Fakat buna rağmen şey diyor ki Van Bronckhorst, bunu da bitirelim Beşiktaş'ta. Bir gazeteci soruyor maçtan sonra Van Bronckhorst'a, "Semih Gönülsoy'u maçta neden tercih etmediniz?" sorusunu Biraz da bir genelleyerek veriyor. Semih daha genç ve gelişim gösteren bir oyuncu. Farklı konularda gelişim gösteriyor. Ben kendisine yardımcı oluyorum. Bu sene çok bir daha iyi oyuncu olacak. Bugün kendisini tercih etmedik ama mil takıma gidiyor gibi gibi. Hocam onu söylemiyoruz biz tamam bu Semih'in gelişimi. Semih'in geleceği değil. Antep maçındaki maçın son 10 dakikasını soruyoruz. Hmm. Semih'i atsanız Semih gelişir tamam hepsini kabul ediyoruz. Ama soru o değil. Semih'in son 10 dakikadaki sana Galibiyeti sağlayacak katkısından bahsediyoruz. Bu çok yuvarlak olmuş değil mi hocam? Öyle. Yuvarlak ve geniş. Doğru. O yüzden bazı maçları hakikaten çok küçük hamleler etki edebiliyor. Modern futbolu semik konusunda bir ayrıca konuşacağız. Aşık konuşacak mısın hocam? Merakla evet. bekliyoruz modern futbolu. Evet. Örneklerle. Vole teknik Anladım. bitti. Yani cam, e, Van Bronckhorst, Semih ikisini de açacağız. Artı Avrupa ve Türkiye liginin sizinle o dönemle kıyaslayarak Anladım. bir açılımız olacak evet. diyelim. Böyle tekniği burada bitiriyoruz hocam. Haftaya buluşamayacağız. Bir takım mı konuşacağız. Ligde buluşamayacağız evet. yani haftaya. Evet. Ondan ondan iki hafta sonra görüşmek dileğiyle diyorum hocam. Modern futbolu yarın Merakla bekliyoruz. Ama önce tekniği evet. Migros Hemen'in sunduğu voletekniği söyledim. Evet. Cevapları da verirlerse o Galatasaray bölümündeki 3 evet. e, tane verdik. olasılıktan evet. seyirciler hangisinin kamburu, daha doğru buluyor? Neden dolayı bu tercihi yaptığı konusunda fikirlerini söylerlerse evet. çok memnun oluruz. Biz olursun. fikrimizi söyledik. Şıkları da söyledik. Hapse'de yine 2 işte hafta sonra da bunu konuşmaya evet. cevaplamaya imkanı oluruz evet. diyelim. Migros Hemen'e teşekkür edelim. Bir kez daha teşekkür edelim. Evet. Görüşmek evet. üzere. Çiftel. Özür diliyorum hocam. Türkiye'nin en sevilen online marketi Migros hemen sundu.